Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir kahvaltılı tatlı tarifiyle sizlerleyim inşallah. Şöyle malzemelerimizi sayayım. Burada bir su bardağı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu sade değil de suyla beraber karıştırdım. Biraz cıvık yaptım. Şöyle bir cimcik tuz. Bir tane yumurtamız var. 3 yemek kaşığı şekerimiz. 3 yemek kaşığı sütümüz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağım. Bir tatlı kaşığı karbonat tozu, bir tatlı kaşığı vanilya koyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bunları çekip malzemelerimi. Önce yoğurdumuzu ilave edelim. Yoğurdumuzu çok koyu bir şekilde dediğim gibi kullanmadım. Yumurtamızı ilave ettim. Şöyle şekerimizi, bir tatlı kaşığı da vanilyamız var. Vanilya şekerimizi de atalım şöyle. Bunu güzelce bir çırpalım. Şekerimiz içinde eriyene kadar. Şimdi sütümüzü dökelim. 3 yemek kaşığı sütümüz var. Şöyle 3 yemek kaşığı da hemen sıvı yağımızı ölçelim. Hemen burada kabartma tozumuz var. Şöyle unumuzun yerden çoğunu ilave edip kabartma tozumuzda bir tatlı kaşığı, onu da tamamen ilave ettik. Şöyle bir cimcik de tuzumuz var. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Unumuzu geri kalan da ilave ettik. Şimdi hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğuralım. Hamurumu şöyle çok güzel bir şekilde yoğurdum. Yalnız ben buna 3 su bardağı değil arkadaşlar, yarım su bardağı da un ek ilave ettim. Çünkü çok yumuşak olmuştu. Şimdi tam kıvamı güzel. Hemen şöyle hamur yoğurma kabını kenara alıp tabanla biraz un serpiştirelim. Hamurumuzu açmaya başlayalım. Şöyle kare bir şekilde. Hemen onların alttan şöyle alalım. Hamurumuzu şöyle kare bir şekilde kestik arkadaşlar. Hemen şu kenarlarını düzleyelim.
dört parmak genişliğinde keselim. Bu taraf arkadaşlar şöyle baklava şeklinde keseceğim. Şimdi böyle uzun uzun kestiklerimizin ortasında şu şekil. Hepsini keselim. Kesmiş olduğumuz hamurumuzu şu kısmını ortasından alıp şu şekli verecek. Hemen kenara alın. İç kısmından çevirelim. Bu şekil. Hamurların hepsini büktüm arkadaşlar. Şu kenarda kalan yerlerde böyle kızartacağım çevirmeden. Hemen ocağımıza yağımızı koyalım. Evet arkadaşlar yağımız ısındı. Şöyle yapmış olduğumuz pişilerimizi. Ama ben bunu pişi gibi değil de böyle şekerli çikolatalı çok seviyorum. Biz tatlı diyerek yiyor bunu çayın yanında. Artık siz pişi mi dersiniz arkadaşlar, tatlı mı dersiniz? Şöyle çekelim. Bakın nasıl güzel kabardılar. Yağımızın altı orta ateşte, ocağımızın altı, yağımızın demişim. Orta ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Çok da yüksek ayara vermeyelim. İçine hiç yağ çekmiyor gerçekten. Çok güzel bir hamur. Hemen şöyle öbür hamurlarımızı da içine atalım. Hiç bekleme yok. Yoğurun hemen yapacağınız bir hamur. Bu arada tripod elim dokundu. Telefonum sallandı, kusura bakmayın. Şu an orta ateşte içini çok güzel çekerek pişiyor. Şöyle biraz açayım arkadaşlar, bayağı ıslıydım.
Şimdi arkadaşlar piçilerimiz şöyle çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle bir kase şekerimiz var. Hemen şekerimizin içine bulayıp şöyle servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişilerim hazır veya tatlılarım diyelim. Çok güzel oldu. Ortasında şöyle çikolatamızı koyduk. Kahvaltımız da hazır. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.